dünya tarihine ilk uçan insan olarak geçen, çalışkan, azimli ve inançlı bir bilim aferi. Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi, 1609 yılında İstanbul'da doğdu. Osmanlı o yıllarda hem doğuda hem batıda işgal ve ayaklanmalarla uğraşıyor, içeride iktidar kavgaları sürüyordu. İstanbul'da geçen çocukluk yılları boyunca meraklı yapısı, matematiğe ve bilime ilgisi hemen göze çarpıyordu. Dünyaya bakışı o yıllarda aldığı eğitimle gelişmeye başladı. Gençlik yıllarında evinde yaptığı deneyler herkes tarafından merakla izleniyordu. Bu çalışmaları nedeniyle halk arasında Farsça bin fenli anlamına gelen Hezarfen lakabıyla anılmaya başladı. Uçmak o yıllarda insanlığın en büyük merakıydı. Hezarfen Ahmet Çelebi de insanların da kuşlar gibi uçabileceğine inanıyor, bunu başaran ilk insan olmayı hayatta her şeyden çok istiyordu. İlk olarak 10. yüzyıl Türk alimlerinden Cevheri'nin çalışmalarını inceledi. Cevheri, 1010 yılında kollarına taktığı kapı kanatlarıyla yüksek bir binadan atlamayı denemiş ancak yere çakılarak hayatını kaybetmişti. Leonardo da Vinci'nin uçmayla ilgili araştırmaları da ufkunu açtı. Kuşların kanatlarını inceledi. Hava akımlarıyla olan ilişkisini araştırdı. Yakın dostu Lagari Hasan Çelebi ile ilk kanat denemelerine başladı. Lagari Hasan Çelebi ise o sırada kendi yaptığı roketi denedi. Roketiyle 300 metre kadar yükseldi. Barutun bitmesiyle birlikte sırtındaki kanat mekanizmasıyla yere inmeyi başardı. Hedefi olan Ay'a ulaşamasa da kanatlar böylece ilk kez denenmiş oldu. Dönemin padişahı 4. Murat'ın izniyle çalışmalarını Ok Meydanı'nda yapmaya başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği denemeler her geçen gün iyiye gidiyor, Hezarfen, Padişah 4. Murat'ın da merakla beklediği büyük denemesine giden yolda hızla ilerliyordu. Lodoslu bir günde Hezarfen Ahmet Çelebi, kendi geliştirdiği kanatlarla kendisini Galata Kulesi'nin tepesinden aşağı bıraktı. Yaklaşık 3500 metrelik bir uçuşun ardından Boğaz'ı geçerek Üsküdar'daki Doğancılar semtine inmeyi başardı. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük ilgi gördü ve 4. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndan bu uçuşu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi'yi bir kese altınla ödüllendirdi. Ancak bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp, bu kişi çekinilmesi gereken bir insandır. Her ne isterse elinden gelir. Böyle kimselerin barındırılması caiz değil diyerek onu Cezayir'e sürgüne gönderdi. Hayatının geri kalanını Cezayir'de geçiren ve çeşitli konularda deneyler yapmaya devam eden Hezarfen Ahmet Çelebi, geride büyük araştırmalar bırakarak 1640'ta Cezayir'de hayatını kaybetti. Türk bilim tarihinin gururu, insanlığa büyük hizmetler sunmuş olan Hezarfen Ahmet Çelebi, bilim adamlarına örnek olmaya ve İstanbul semalarında dolaşmaya devam ediyor.